Merhaba arkadaşlar, yeni bir podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast'imizde sizlerle birlikte SummerSlam 2017 tahminlerimizi konuşacağız. Yanımda Atadı Gallo var. Bildiğiniz gibi SummerSlam'da kemer ortada. Bu kadar hızlı konuşmamın sebebi ise bu videoyu 100. kez çekiyor olmamız. Çünkü komşu geldi. İlk maçımızla başlayalım. Atılar CS'nin altında sıçılması no box sebebi olan komşu. İlk maçımızla başlayalım. Big Show Big Kes'e karşı. Ve Enzo da Shark Cage'in içinde olacak, ringin tepesinde. Tahminler. Evet, benim tahminim Big Yes. Önceki videoda söylediğim gibi. Tabii siz onu duymadınız. Bence The Club yardım edecek. Bence de Big Yes alır yani. Yani Big Show almasın. Big Show 100. yıl turnünü de yapabilir. Evet. Hani her şey beklenir bunlardan. Neyse yani Big Yes alır. Diğer maçımız New Day Usolara karşı SmackDown Tag Team şampiyonluğu için. Tahminim benim. Tahminimizin Usolar değil miydi zaten? Az önce Usolar falan dedi. Ne oldu şimdi, bir şey yapmak istemiyor musun? Fikrin mi değişti? Usolar ya, tamam. Usolar alır çünkü Usolar VV Roman Baba'nın kardeşleri arkadaşlar. Usolar. Çok seviyorum arkadaşlar. Ve Vince McMahon falan yatak arkadaşları. bence New Day alacak. Evet. Daha yeni başladılar zaten. Evet yani. Umarım Usolar alır yani. Bence biraz ellerinde tutacak New Day ve SummerSlam'ı Brizango'nun peşine düşen o takımsa, eğer düşünce bu tabii. Daha sonra tek team kemeri için bir maçlar olacak. Ya abi, bu arada onlardan bahsetmişken SummerSlam'de açıklanır falan diye bekliyordum. Olmadı öyle bir şey. Ne SummerSlam'de? Battleground olmasın mı? Ya hayır, yani SummerSlam'de açıklanacağını düşünüyordum ama açıklamayacak. Neden? Çünkü 2 hafta sonra dönecek diye şey çıktı SmackDown'da. Bilmiyorum ki o zaman. Abi yani niye böyle bir şansı ellerinden tepkiler, neyse. Ne bileyim. Devam ediyorum. Şimdi Finn Balor, Bray Wyatt, Finn Balor'ın demon olacağı da açıklandı. Yani zaten olmayacak olsaydı ben bunların analarını sikerdim yani açıkçası. Şu an kimsenin bu maç umurunda diyen. Yani neredeyse Big Cass ve Big Show maçını daha çok umursuyorum. Neredeyse o kadar. Abi Bray Wyatt bu kadar düşürdüler. Geçen sene SmackDown WWE şampiyonu olan adam. Bir ay boyunca tabii ya. Tam bir ay boyunca. Evet ama işte Randy Orton'u da aldırdılar. Ondan sonra her şeyi onun için. Abi şimdi bir dakika. How WWE should have booked yapayım mı be? Hayır. Ha, bak yapma. Bak, Adam gibi bak, ben bu rivalry'yi yıllardır aklıma öyle düşünürüm bak. Abi Finn Balor geri döndü ya Rav'da mesela. Hı hı. İşte tam o an bir maç yapıyor. Yaptığı maçtan sonra Bray Wyatt Shay Cup'la geldiği için Finn Balor'a saldırıyor. Hı hı. Buraya kadar okey. Bray Wyatt Finn Balor'a saldırdıktan sonra bunlar düşmanlığa giriyor falan. O anda da işte Finn Balor'a biri yardıma geliyor. Atıyorum işte ne bileyim Hideo Itami mesela debut yapıyor veya herhangi biri Finn Balor'a yardıma geliyor. İşte yardıma geliyor. Bunlar bir işte tag team düşmanlığına giriyorlar falan. Bray Wyatt şeyle. Wyatt family'de böyle. Zaten Eric Rowan, Luke Harper bir şey yaptıkları yok. Onlar da gelsin falan. Hmm. Öyle düşmanlığına giriyorlar işte. Tag team düşmanlığının ortalarında bir yerde Finn Balor bir şekilde şeye giriyor böyle. Wyatt family'ye katılıyor. Hmm. Hani işte Bray Wyatt da şey için istiyor böyle. İşte hani Sister Abigail yolladı falan. Hani deli ya Bray Wyatt. Ha. İşte Sister Abigail Demon King'i bana yolladı falan. Yardım istiyor falan. O muhabbetlere giriyor böyle. İşte Finn Balor bir şekilde Wyatt Family'ye gidiyor. Hideo Itami veya her kim işte yardıma geliyorsa ihanet ediyor böyle. Düşmanlığa falan giriyorlar. En son işte Wyatt Family'ye ihanet ediyor Finn Balor. SummerSlam'de Bray Wyatt'la maça çıkıyor. Peki. Yani o kadar beğenmedim. Niye? Neden? Bilmiyorum, çok hoşuma gitmedi neyse. Peki. Neyse, benim tahminim Finn Balor. Bence Finn Balor eğer şey olmasaydı veya Balor çok fark etmez. Finn Balor. Balor diyeceğim ben, daha güzel olur. Yani eğer Finn Balor'ın şeyi Balor. Finn Balor. Böyle yüz boyası falan olmasaydı ben Bray Wyatt derdim açıkçası da. Şimdi yüz boyası falan olmasa hemen hiç anlamı yok yani, fazla olmasının da. Kaybederse olmasa biraz daha kötü olur. Momentum kaybeder iyice. Abi zaten olmayınca ben gıcık oluyorum. Niye yok ki yani? Ne bileyim ben. O yüzden benim tahminim Finn Balor. İnşallah. Randy Orton, Rusev. Bence Rusev olacak bunu. Bence Randy Orton alacak. Randy Orton çünkü iki de Rusev'in ağzına sıçıyor. Şimdi bir tane RKO falan çek bu SmackDown'da. O sebepten açıkçası bence şey olacak. Abi Rusev WWE'den alacak. Bahsediyoruz. Biliyorum ama bence Rusev olacak. Bence Randy Orton alacak. Bilmiyorum. John Cena, Baron Baba. Bence Baron Corbin alacak. Yani inşallah Baron Corbin alır, zaten göt oldu. Peki senin tahminin ne yani? İnşallah diyorsun da tahminin. Sen tahminim John Cena ya. Ben Baron Corbin alacak çünkü şimdi Money in the Bank cash'ini falan bozdular ve iki kez WWE kemer şansını kaybetti. Hem Dean Ambrose'a karşı Elimination Chamber'da bayağı uzun zaman geçmiş olmasına rağmen. Ve şimdi John Cena'nın yüzünden Money in the Bank çantasını kaybetti. Ve bu onun karakterine bence bir şey ekledi. Veya şimdi John Cena yenerse ona epey bir katkısı olur diye düşünüyorum. But we are talking about the motherfucking Vince McMahon bitch.
I know bitch, but this is my opinion. This is my home. Yes. Neyse, tahminim John Cena, onunki de Baron Corbin. AJ Styles, Kevin Owens, special referee Shane O'Mac. Bu maç da benim çok umurumda değil çünkü 20 kez gördüm ben. Ama güzel olur. Yani inşallah Battleground'daki gibi olmasın da. Shane McMahon da vardı. Yani bilmiyorum şimdi. Shane McMahon'un ortada olması biraz yani işe karıştırıyor. Bence Shane McMahon heel turn yapmasın da. Evet. Bence AJ Styles kazanacak. Ve Kevin Owens face olacak bence. Kevin Owens face olur da nasıl olur acaba, ben onu merak ediyorum. Yani bilmiyorum, hiç göremedim. Bence yani şey de olabilir. Kevin Owens alır ya. Yani bence AJ alır. Çünkü aralarında Kevin çok fazla değişti. Artık bu Driver'ın bir sonuçlanması gerekiyor. Yok abi, Kevin Owens alır. Bilmiyorum, bakacağız. Veya hani ne bileyim abi, bir şekilde kaybedebilir böyle Shane'le ilgili bir şey olacak da. Ne olacak yani? Çünkü yani iki SmackDown'dur falan, bir AJ vuruyor, bir Kevin vuruyor. Adam herkesten dayak yiyor. Neyse. Tahminim Kevin Owens, onunki AJ Styles. Naomi Natalya SmackDown Women's Championship motherfuckers. Yani bu bence Natalya alacak ve Carmella Cash'in yapacak. En ne bileyim yaygın fikir bence bu. Zaten kız dedi Cash'in yapacağım. dedi. Çünkü yani artık ne bileyim Naomi beni çok sıkmaya başladı ya. Hiç böyle eğlenceli değil. Yani abi Naomi çok sıkıcı. Natalya alsın bari, ne bileyim. Naomi yani güreşçi olarak SmackDown güreşçileri arasındaki ne bileyim en iyi fanları. Sonra belki Becky Lynch'tir herhalde. Ha pardon, yok, iki Becky Charlotte. Lynch'in iki Charlotte. Doğru. Onun birincisi Becky, ikinci Charlotte. Üçüncü Naomi. Naomi bence gayet iyi bir dövüşçü ama şampiyon olarak çok kötü. Ben yani hiç beğenmiyorum onu. Yani benim tahminim bence SummerSlam'ın sonunda Carmella Kemal'le beraber geçecek. Ama bu maç için tahminim İş. Natalya. İş canım ya. Neyse. Evet. Benimki de Natalya. Neville Akira Tozawa. Ben diyorum Akira Tozawa alır. Yani bana da Akira Tozawa alır gibi gidiyor. Çünkü yani Neville'ın bu kadar uzun tane serisi falan vardı. Şimdi sadece 6 gün kemeri tutması için kaybettirmezler yani. Hayır, bir de madem adam kemeri kaybedecek niye Rav'da kaybediyor ya? Hiçbir anlamı yok yani. Bazı şey yapsardı. Madem ki SummerSlam çok fazla yer var diye şeyde yapıyorlar. Rav'da koyuyorlar. Ama SummerSlam'de niye var fazladan? Hakikaten ya. Koyun işte SummerSlam'e ya. Ne oluyor ya? SummerSlam'de var zaten de yani. Çok yer varsa Rav'a koymayın yani. Hakikaten. Zaten Rav ve SmackDown'da kemer maçı olması saçma. Hı-hı. Alexa Bliss, Sasha Banks. Yani. Bilmiyorum. Sasha baba alır diyorum ben. Ben çok emin değilim buna açıkçası. Bence bilmiyorum. Bir şekilde Alex alacak gibi ben geliyor bana. Bence Sasha Banks alacak. Aslında aynen Sasha alabilir. Çünkü Alexa epeydir tutuyor kemeri ve onu artık aynen Sasha alabilir bence de. Tamam. İkimiz de Sasha diyoruz. Jinder Mahal, Shinsuke Nakamura. Yani buna Shinsuke almaz zaten ölelim hepimiz. Shinsuke alacak. Evet. Kalk buna Shinsuke almazsa bilmiyorum. Ya. Şimdi Shinsuke'nin almasını çok istemiyorum. Ben Shinsuke'yi sevmiyorum da Jinder'ı hiç sevmiyorum. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum abi. SmackDown'da yani şey oldu ya. Şey kaldı. Milli marşı aldılar ya. Kime? Şeyin. Jinder Mahal şey oldu ya. Şampiyon. Milli marş çaldırdılar ya bu SmackDown. O adamları falan. Yani abi bu hani güreş tamam anlıyorum adam. Shield falan da abi ayıp ya. Çok saygısızca bir şey. Hakikaten yani adamların orada şeyi falan var. Hani nasıl ki Türkiye'ye bu yapılınca insanlar sinir oluyor. Bence Jinder Mahal yapılması da saçma bir şey yani. Hele güreş, hani güreş tam abi heel face var da yani bu ayıp ya. Yok, Amerikalılar tanrı ya, her hakkı sahipler o yüzden. Yani saçma abi, neyse. yani tahminlerimiz herhalde Shinsuke Nakamura mı? Evet, Shinsuke alır abi. Evet. Corbin Cash'in yapmasa Corbin Cash'in yapar diyordum da. Adam da güç oldu yani, göt oldu zaten. Aynen. Sinirim bozuldu. Ya şimdi Shinsuke'ler daha yeni geldi ve daha hiçbir şey yok yani, ne bileyim. Daha geldi şimdi, hala böyle Nia Jax'e falan green diyorlar ya böyle. Tam onun gibi. Şu an daha hiç böyle uyum sağlayamadı ki ortada. Evet, unuttuğumuz bir maç şu an burada yazmıyor. Seth, Dean ve Shane Zara. De aynen. Şimdi benim tahminim işte Seth Rollins ve Dean Ambrose. Çok güzel bir yani abi çok güzeldi yani. O kadar güzel işlediler ki yani WWE için fazla zekice bir işleme şekliydi bu yani. Umarım alırlar. Zaten alacaklarını tahmin ediyoruz. Şimdi öyle büyük ihtimalle alırlar. Haftalarca süren segmentlardan sonra kalıp kaybederlerse çok malcı olur. Yani. O yüzden ben kazanacaklarını düşünüyorum. Evet. Şimdi main eventimize geçelim. Lesnar, Strowman, Reigns, Joe, Universal kemeri maçı. Ben diyorum ki Roman baba. Şimdi öyle bir maç ki yani kim kazanırsa kazansın ben gene mutlu olacağım. Lesnar hariç. Brock hariç, aynen. Tamam, Brock hariç herkes kazanabilir. Yani Roman bile kazanabilir yani, o kadar şeyim. Roman çünkü, kazansın abi. Çünkü Roman yani daha iyi olmaya başladı. Abi Roman zaten şu an hani
çoğu kişi şu an bana sövüyor büyük ihtimalle ama abi bir düşünün. Adamı yani adam herkes nefret ediyor şu an. Çok iyi ya. Hani yani, harbiden bayağı iyi işlediler. Bir artık konuşmamaya da başladı ya doğru düzgün. O açıdan iyi oldu. Biraz daha böyle ne bileyim. Kaçmayan bir shield tarzında bir şey oldu. Yani çok güzel abi. Acayip iyi işliyorlar. Şimdi benim şöyle bir tahminim var. Herkes işte Dean Ambrose, Seth Rollins gelir diyor. Ben de gelir diyorum. Sen gelir diyor musun? Ne? Yani bence bir şekilde gelirler. Abi umarım gelsinler. Çünkü Rav'da bayağı anılar müziği çaldı böyle onlar şeyleri tokuşturduklarında. Ya gelmezlerse bu büyükten fırsatın yani israfı olur. Çünkü bir de SummerSlam yani yılın en büyük olaylarından. Ben diyorum ki abi güzel bir booking yapmak istiyorlarsa şu çok güzel olabilir. Gelirler Roman Reigns'e yardım ederler. Tam böyle işte sevinirler falan. Roman Reigns bu ikisine saldırır. Ben işte istemiyorum falan Shield der böyle. Artist artist gider ve hani herkes Roman Reigns'ten daha fazla nefret eder. Yani gayet iyi olabilir o. Çok güzel olur ama yani Shield geri dönsün abi ya. Ulan. Neyse. Bu kadar. Başka unuttuğumuz bir maç yok herhalde. Video 10 dakika üstüne çıktı. Reklamcı şerefsizler falan diye yorumlarda yazacaklar. Bete. Sen reklam koymuyorsun aslında galiba. Koymuyorum. Heh, iyi bakın. Böyle YouTuber'lar az var Türkiye'de. Değerini bilin. Abone olun. Evet arkadaşlar bu videoya 1 milyon like gelirse stres çarkıyla bim soyacağız. Evet bayağı kesinlikle. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın ve baba.